Yeni bir günden herkese merhaba. Biz erkenden kalktık, hazırlandık, yollara düştük. İzmir'e gidiyoruz. Bir önceki videomu izleyenler biliyor. Tatil dönüşü arabamızda ufak bir arıza olmuştu. Ben hepinize şöyle kısa bir özet geçeyim yeni gelenler varsa eğer. Biz ikame bir araçla İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştık. Kendi aracımızı İzmir'de bırakmıştık. Aracımız yapıldı. Şimdi kendi aracımız için tekrardan İzmir'e gidiyoruz. Bir aile dostumuzdan kiraladığımız aracı teslim edeceğiz. Kendi aracımızla geri döneceğiz. Hazır yoldayken sizlere de bir video başlatmak istedim. Umarım keyifli izlediğiniz bir video. Şimdi bir benzin almak için durduk. Osman Gazi Köprüsü'nün hemen bitişiğindeyiz. Şöyle ayran aldım. Efe kola içiyor. Canım inanılmaz derecede simit ayran istedi. Simit de aldık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Yola devam edeceğiz. Tam kahvaltımı yaparken ayranı üzerime döktüm. Pantolonum, ayakkabım, her yerim ayran oldu. Efe şimdi içeriden tekrardan ayran almaya gitti. Ufak bir talihsizlik yaşadım. Noyan da burada. Merhaba Deno'ya. Artık kışlık modada geçtik bu arada. Havalar iyice serinledi. Efe de ayranımı getirdi. Arkadaki masaya geçtik. Noyan. Ben okeyim. Valla? Sen yemedin ki, 1,5 ben yedim. Ha, sen benimkinin yarısını yedin. Ne arıyordun lan? Oğlum sen oyalanmaktan yemek yemedin ki aşkım. Geldik, bir kahve alacağız. Bir de Noyan'a mama hazırladım. Bir de Noyan'ın karnını doyuracağım. Sonra yola devam edeceğiz. Ne istiyorsunuz? Yine white mocha aşkım. Sıcak içim. Hı hı, sıcak. Benden önde miydi hatırlamıyorum. Hmm. Seninki bak bak sütü ne yapıyor? Oğlum, oyun oynuyor sütle. Bir sinek yok. Kahvelerimizi aldık. Noyan'ın da karnını doyurdum. Şimdi tekrardan yola devam ediyoruz. Biraz Efe, biraz ben sürüyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yaklaşık bir 250 kilometre kadar yolumuz kaldı. Aracımız hazırmış zaten. Sadece son kontrolleri yapılıyor. Çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz çünkü yarın tekrardan işe gidecek Efe. Saatimiz şu an 1'e geliyor. Hava da biraz sıcak açıkçası. Ya ben sabah çok serindi. O yüzden Noyan'a biraz uzun kollu giydirdim. Kışlıklarını çıkarttım zaten. Dönüşte soğuk olur diye uzun kollu giydirdim ama biraz sıcakladı şu an. Bakalım. Kısa süreliğine ben de biraz öne geçtim. Daraldım arkada. Noyan'ı tam böyle çaprazıma koydum. Koltuğu da bayağı arkaya sıfır dayadım. Bayağı böyle yan yana gibiyiz aslında. Emniyet kemeri de taktım. Bir sıkıntı yok yani, şu an bu şekilde rahat gidiyoruz. Biraz böyle ilerleyelim, sonra tekrardan arkaya geçerim. Bir petrole girmişti Efe, şimdi geldi. Evet anneciğim, baba geldi. İzmir Gazi Emir'deyiz. Gelmek üzereyiz. Burada Hakan abi var, bahsettiğim aile dostumuz. Hakan abi burada rentekar işiyle uğraşıyor. Biz aracı ondan almıştık. Şimdi aracı ona teslim edeceğiz. O da bizi aracımızın yanına götürecek ve kendi aracımızı alacağız. Noyan da çok güzel uyudu.
hala duymaya devam ediyor. Bakalım bir aracımızı alalım. Ona göre size tekrardan videoyu açarım. Arkan abinin orada dinlendik biraz. Birer tane çay içtik. Telefonlarımızı şarj ettik. Şimdi sanayideyiz. Ben araçta bekliyorum tabii. Etmez bana, neresi rahat olur. Olur, Noyan'ı düzgün bir yere koyalım. Evet ya, sorun değil. Bursa Kebap evine geldik şimdi. Bir şeyler yiyeceğiz, acıktık çünkü. Sadece simit yemiştik, onunla duruyoruz. Şimdi bir siparişimizi verelim. Şimdi yemeklerimiz geldi. İskender üzerine biz şöyle köfte ve tavuk da aldık. Buna da muhteşem mi deniyordu? Muhteşem Bursa deniyormuş. Düz bir İskender değil. Şimdi bize afiyet olsun. Gerçekten muhteşemdi. Adı gibi muhteşemdi. Bayıldım yani. İstanbul'da falan ya da daha başka yerlerde yediğim İskenderlerle alakası yoktu. Çok beğendim. Bursa Kebap evine girdik bu arada. Yani eğer yolunuz düşerse, karşılaşırsanız bu Bursa Kebap eviyle kesinlikle İskender yiyin. Zaten Türkiye'de ödüllü tek İskender burada varmış. Bayıldık yani, değil mi aşkım? Çok güzel. Muhteşemdi. Zaten size çektim. Tabağı silip süpürdüm. Yani bir kırıntı bile bırakmadım. İnanılmaz tokum şu an. Buradan şimdi çıkıyoruz. Bir petrol alacağız. Opet'e geçiyoruz şu an. Yakıtımızı dolduracağız. Marketten birkaç bir şey alacağız. Bir Noyan'ın alt üst değişimini yapacağım. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bir mola verdik. Bir Nide gazozu aldım. Bir de şöyle höşmerim tatlısı aldım. Minik bir şey. Mola vere vere gidiyorum. Son 5 dakikada bir mola veriyoruz. Gece yarısı oldu, hala eve gideceğiz biz. Neyse, devam. Yol gitmedi ya. Diyoruz ki 2 saat bir durmayalım, gidelim. 15 dakika sonra böyle bir dinlenme tesisinde buluyoruz kendimizi. Neyse, aracımızı aldık, özlemişiz arabamızı, çok özlemişiz değil mi aşkım? Bir hafta ayrı kaldık tabii canım. Neyse, az bir yolumuz kaldı. Ne kadar, biz şu an neredeyiz? 1,5 saat. Dur. Bir yarım saat daha ekle. Saatimiz şu an 9. 9. 11'de evde oluruz bence inşallah. Tamam, anlatacağım. Olma da sırtı falan ağrıdı. Hep şöyle yaptı. Genleşmekten. Neyse, biz yola tekrardan çıkıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Sen. Günaydın. Yeni bir günden selamlar. Günü biraz geç başlattım bugün. Çünkü pazar. Biraz geç uyandım. Yani saat şu an 10.30'a geliyor. Ben de 9.30 falandı. Uyandım. 8'de Efe işe gitti. Noyan'ı şimdi odasına yatırdım. Arkada görüyorsunuz, dün arabadan indirdiklerimiz hala duruyor. Biz eve 11.30 12'ye doğru geldik. Geldikten sonra Efe'yle bir şeyler atıştırdık şöyle hafif, sonra direkt uyuduk. Gecemiz biraz zor geçti. Büyük ihtimalle galiba Noyan'ın dişleri geliyor. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Çünkü onun sinyallerini veriyor. Biraz huzursuzdu. Birkaç kere uyandı. O yüzden sabah da biraz geç uyanmak zorunda kaldım ben de. Neyse, bugün günlerden pazar. O kadar çok işim var ki. Öncelikle tatilden sonra 2 valiz çamaşır yıkadım. Kurutmadan çıkarttım. Ütü için beni bekliyorlar. Hala ütüyü yapamadım.
Ütüyü beraber yaparız. Evi güzelce bir temizlememiz gerekiyor. Çünkü salı günü annemler geliyor. Onlar gelene kadar tüm işlerimi bitirmeye çalışacağım. Sizlerle beraber yaparız. Günü başlattım. Güzel bir pazar olsun inşallah. Gerçi siz bunu izlerken pazar günü geçmiş olacak ama sizi bekleyen pazar günü çok güzel geçsin inşallah. Bir kahvaltı yapacağım. Çok açım. Tam bu da ekmeğim var. Hemen ona şöyle bir tost yapacağım. Limonata içeceğim ve direkt ütülere başlayacağım. Ütülere geçtiğimde görüşürüz. Ütüleri bitirdim. Şimdi Noyan uyandı. Şöyle lambayı da açalım. Noyan'a bir banyo yaptıracağım. Size göstereyim. Bugün hiç göstermedim sayılır Noyan'ı. Aşkım. Noyan burada kitabıyla oynuyor. Şuraya hazırladım. Şimdi bir banyo yaptıracağım Noyan'ı. Aşkım. Sıhhatler olsun gülüm. Biz banyo yaptık. Misler gibi olduk. Pijamalarımızı giydik. Çok güzel olduk değil mi annem? Evet bebeğim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hı? Bana izin vermiyorsun buraları toparlayayım. Bak hep dağınık kaldı buralar. Hı? İzin versen de bir toparlasam. Olmaz mı? Ay bugün bitik haldeyim ya. Gerçekten ne üzerimi değiştirebildim. İşlerim hep yarım kaldı. Sadece ütü bitti. Nevresim değişikliği yaptım. Eski nevresimleri yıkadım. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir sonraki uykuya geçtiğimde artık genel bir toparlama yapacağım. Süpürüp silme işi artık akşama kaldı büyük ihtimalle. Efe geldikten sonra o süpürür, ben silerim, beraber bitiririz. Yoksa o bak beni dinliyor. Allah aşkına size göstereceğim şimdi. Sen beni mi dinliyorsun oradan? Beni mi dinliyorsun sen? Ne oyunlar peşindesin sen? Yani böyle uyanıkken çok fazla iş yapmamaya çalışıyorum. Çünkü işe dalıp da Noyan'ı gözden kaçırmak istemiyorum. Çünkü bu örümceğe koyduğumda ya da normal oyun halısına bıraktığımda hiç durmuyor. Sürekli böyle bir kurnazlık peşinde. O yüzden hep peşindeyim ben de. Bir yatmasına bir yarım saat falan var, bana bakıyor. Ay çok komik görünüyor. Bu arada kahvaltımı yaptığım sırada ocağa barbunya koydum. Haşlandı. Akşama barbunya yapacağım. Efendim. Noyan uyusun, artık işlere devam ederiz ya. Yapacak bir şey yok. Senden bahsettim biraz. Ha? Ben sizlere bunları da göstermeyi unuttum. Cuma günü Alina ile Yasin bize geldiler. Bana sürpriz yapmışlar. Doğum günümü kutladılar. Pasta da almışlar. Ama ben vlogda olmadığım için sizlere çekemedim maalesef. Hem pastayla sürpriz yaptılar hem de böyle güzel bir pasta takımı almış Alina bana. O kadar beğendim ki şunun zarifliğine bakın. Şimdi bunları yıkayıp kaldıracaktım. O sırada dedim size de göstereyim. Çok güzeller. Şimdi tetagil almış. Bunları ya, günde bundan kaç tane 6. diyor? 6 tane kullanılıyormuş.
6 saçıya kadar kullanması tavsiye ediliyor diyor. Şöyle bir çok kısa bir sürede eriyormuş ağzında. İçinde böyle galiba boncuk boncuk bir şey. Bunu Noyan'a deneyeceğiz çünkü gerçekten ciddi anlamda diş ağrısı çektiğini düşünür. Sana bakmaya çalışıyor şimdi. Baba. Oğlum kim geldi? Babacı dedi oğlumun. Babacı dedi. Oğlumun babası dedi çünkü. Değil mi babam? Baban dedi. Ay 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 babası gelmiş oğlumun. Oğlumun babacığım. Ben ne yaptım babacığım, mis gibi oldum de. Oh. Annem tırnaklarımı kesti de. Evet, çok güzel olmuş oğlum. Günaydın. Günaydın de anne. Günaydın. Noyan uyandı. Saatimiz şu an 8:03 geçiyor. Biz kalktık. Günaydın. Günaydın. Bir tane bezimizi alıyoruz. Islak mendil alıyoruz. Bu arada normalde Uni Baby kullanıyordum. Kalmadığı için bu prima hassası aldım. Ama bundan da çok aşırı memnun kaldım. Bu da çok güzel. Belki bundan sonra yolumuza bununla da devam edebiliriz. Bir altımızı değiştirelim. Çoğunla karnımızı doyuralım. Günaydın. Sabah erkenden kalktık. Efe işe gitti. Noyan da şimdi ilk uykusuna yattı. Uyandıktan sonra biraz oyun oynadık. Oturma odasına geçtik. Zaman geçirdik. Karnını doyurdum. Şimdi yatışa geçti. Ben de pijamalarımı çıkardım. Şöyle bir elimi yüzümü toparladım. Bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra yoğun bir çamaşır yıkamam gerekiyor. Genelde pazartesi günlerine bıraktığım için bayağı bir çamaşır birikti. Bayağı kirli sepeti dolu durumda şu an. Güzelce çamaşırları yıkarız, kurutmaya atarız bugün. Dün Efe ile birlikte temizlik yapmıştık. Bugün sadece bir üstünden sileceğim, toz alacağım. Çok fazla işim yok. Yarın da annemler geliyor. Bundan yaklaşık 2 ay önce ben Adana'ya gitmiştim. Annemin tüp mide ameliyatı vardı. O videomu izleyenler bilecek zaten. İzlemeyenler de daha önceki videolarıma gidip videoyu izleyebilirler. Annemi çok soran olmuş. Bir daha güncelleme yapmadın, annen nasıl diye. Yarın geliyor zaten. Yarın yeni bir video başlatıyorum. Bundan sonraki izleyeceğiniz videoda annemlere de yer vereceğim. Annemi çok soran olmuş. Bir daha güncelleme yapmadın, annen nasıl diye. Yarın geliyor zaten. Yarın yeni bir video başlatıyorum. Bundan sonraki izleyeceğiniz videoda annemlere de yer vereceğim. Annem çok iyi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok ve yaklaşık 30 kilo civarında bir kilo verdi. Çok çok iyi. Kendini çok iyi hissediyor. Büyük bir değişim yaşadı. Zaten sizlerle de paylaşacağım. Geldiğinde de bir sohbet ederiz. Bir de dün size tetagili göstermiştim. Noyan'ın dişi için. Ondan bahsetmek istiyorum. Biz gece yatmadan önce verdik. Biraz da kalpol verdim. Karnını doyurdum. Gece sadece bir defa uyandı. Bence diş geliyor. Yani biz kesinlikle öyle tahmin ediyoruz. Çünkü huzursuzluğu Noyan'ın yaptığı bir huzursuzluk değil. Normalde bu şekilde huzursuz bir bebek değil. Tetagilin faydasını ilk günden gördük. Bugün de bir deneyeceğim. Tatilden geldikten sonra bir hafta civarında video başlatamadım. Hiç vaktim, hiç zamanım olmadı. O süre zarfında Noyan'a havuç ve patates tadımı yaptırdım. İlk olarak havuçtan başladık. 2 gün havucu denedik. 3. gün patatese geçtik. Diğer 2 günde ikisini karıştırarak verdim ve hiçbir sorun yaşamadık. Gayet sevdi. Bugün de kabakla giriş yapıyoruz. Kabağı beraber tattırırız. Beraber görürüz ne tepki verecek. Sabah sabah çenem düşmüş. Böyle sizinle güzel bir sohbet ettik. Noyan uyanmadan bir kahvaltımı yapayım. Ben de bir kendime geleyim. Sonra günün geri kalanını zaten beraber devam ederiz. Kahvaltımı yaptım. O sırada YouTube'a video yüklemesi başlattım. Tatil Vlog Part 2 yükleniyor şu an. Siz bunu izlerken o yayınlanmış olacak. Şimdi çamaşır yıkamaya geçeceğim. Noyan hala yatıyor. 2 saati geçti. Uyuyor. Bir onu kontrol edeceğim. Ondan sonra çamaşır yıkamaya geçeceğim.
Günaydın. Ya seni ısırırım. Anneciğim. Şaşkın. Günaydın. Çok tatlısın. Ya artık kalk ya. Ben seni çok özledim ya. Ya artık uyan ya. Hadi kalk ya. Yeter ya. Çok uyudun. Özledim ben seni. Ya siz de öyle misiniz? Uyusun diye artık böyle gözünün içine bakıyorum. Yeter artık uyu falan diyorum. Uyuduktan sonra da ya uyansın artık çok özledim diyorum. Analık böyle bir şey mi? Noyan, analık böyle bir şey mi? Hı? Hı? Böyle bir şey miymiş ya? Böyle bir şey miymiş? Şunun tatlılarına bakın hele, şuna bakın ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu gıdık. Bu gıdık. Peki. Günaydın hayatım. Kitabını mı okuyorsun? Dur açayım, sana yardım edebilirim. Sana yardım edeyim, bekle. Açayım kitabını. Noyan. Açalım mı hayatım kitabını? Bak şimdi. Gördün mü? Noyan ikinci uykusundan da uyandı. Yine 1,5 saate yakın uyudu. Şimdi ona kabak hazırlayacağım. Şöyle 1 adet havuç ve kabağımız var. İkisini de güzelce yıkadım. Şöyle minik bir tenceremin içerisine de çok az bir miktarda hazır su ekledim. Şimdi bu sebzeler bu suyun içinde pişecek. Ben normalde buharda haşlıyordum. Ama birkaç takipçimden böyle bir fikir geldi. Böyle yaptığımda da Noyan çok beğendi. Üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Suyunu zaten sebzeler tamamen çekiyor. Herhangi bir süzme işlemi yapmıyorum. Direkt içerisinde ezip Noyan'a yediriyorum. Çok fazla pürüzsüz hale getirmiyorum. Biraz pürüzlü bırakıyorum. Zaten şimdi hazırladığımda siz de görürsünüz. Bu kadar havuç yeterli. Şöyle kabakları da doğruyorum. Umarım Noyan sever. Memleketten, köyden gelen zeytinyağımız var, organik. Ezme işlemi yaparken çok az miktarda, 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek Noyan'ın sebzelerini eziyorum. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bu ikisini streçleyip kaldıracağım. Bunları da yarın kullanacağız. Size de şöyle göstereyim hatta. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Bunlar iyice haşlanacak ve ezeceğiz. Sebzelerimiz iyice suyunu çekti. Bakın hiç kalmadı. Şimdi ben bunu çatalla iyice ezeceğim ve Noyan'a yedireceğim. Canım aşırı derecede biberli ekmek istedi. Beraber yapalım istedim. Hemen hızlıca size malzemeleri sayıyorum. Anneciğim dur. 4 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket maya. Bir saniye Noyan geçmeye çalışıyor. Anneciğim geç hayatım. 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da şeker ekleyeceğim. Tüm malzemeleri hamur yoğurma kabıma ekliyorum ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonrasında da biberli ekmeğimizin harcını hazırlıyoruz. Şu an Noyan burada olduğu için ayaklı tripodumu kuramıyorum çünkü çarpıp devirebilir. Şöyle 1,5 da koyabilirsiniz. 1,5 çay kaşığı tuzumu ekledim. 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. Hamurumuzu
harika bir kıvamı oldu. Şöyle göstereyim size. Yumuşacık ama ele de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ıslak bir bezle bunun üzerine kapatıyorum. Bu biraz mayalanacak. O mayasını alırken biz de harcını hazırlayacağız. Şöyle yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle iki tane büyük soğanı rondodan geçirdim. Şimdi buraya ekliyorum. Bunun özelliği böyle bol yağlı olması. Hamurun üzerine yayacağımız harcın bol yağlı olması gerekiyor. Bu arada fırını da çalıştırdım. 180 derecede fırınımızda ısınıyor şu an. İşimiz hazır olduktan sonra hamurun üzerine direkt yayıp fırına atacağız zaten. Kavrulan soğanlarımın içerisine şöyle bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Hatta bir kaşık daha ekleyeceğim. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Biraz kekik. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Ben biberli ekmeği acı seviyorum ama Efe çok acı yiyemediği için o yüzden pul biberini çok fazla koymuyorum. Şöyle çok az bir tuz gezdiriyorum. Ceviziniz varsa ceviz de koyabilirsiniz. Ben biraz da susam ekliyorum. Şöyle bir fırın tepsisinde yapacağım. Hamuru rahat alabilmem için elime sıvı yağ sürmem gerekiyor zaten. O yüzden elimle şöyle tepsiyi yağlıyorum her yerine. Ve her yerine şöyle eşit şekilde yayıyorum tepsinin. Bunun tarifi benim Instagram sayfamda da mevcut. Burada da sanırım yapmıştım daha önce böyle bir misafir ağırlama videosunda biberli ekmek yapmıştık diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Noyan'a da örümcekten aldım bu arada. Bir 10 dakika kadar kaldı örümcekte. Mama sandalyesinde şimdi kitabıyla oynuyor. Eşit oldu sanırım. Şu şekilde hamurumuzu yaydık. Şimdi hazırladığımız harcı getiriyorum. Harcın tamamını döküyorum. Her yerine eşit bir şekilde şöyle yayıyoruz. Nefis görünüyor gerçekten. Yemek için sabırsızlanıyorum. Efsane bir koku var evde şu an. Ve biberli ekmeğimiz pişti. Keseceğim, dilimleyeceğim. Soğumaya bırakacağım. Şöyle dilimledim. Hemen iki dilim kendime koydum. Efe 7 gibi gelecekmiş. Bugün mesaiye kalacakmış biraz. Dayanamayacağım kokusuna. İki dilim televizyon izlerken biberli ekmeğimden yiyeceğim. Noyan uyandı. Şimdi onun yemeğini hazırlıyorum. Şöyle tabağa koydum. Aşırı az bir zeytinyağı gezdireceğim ama çok az. Bu kadar. Ve şimdi çatalla şöyle eziyorum. Tamam, ben vereceğim şimdi. Kabak ye bakalım, sevecek misin? Havucu sevmiştin. Sevmiştin havucu. Kabağı da sanki sevdin mi? He? Bir bak bakalım tadına. Aç bakalım. Aşkım benim. Aferin sana. Evet, biz bayağı bir yedik. Şu kadarcık bir şey kaldı. Onun için de aslında daha istiyor ama çok zorlamak istemiyorum. Çünkü bayağı yedi. Çünkü tabağın tamamı doluydu neredeyse. Hala istiyor ama vermeyeceğim. Yeterli. Yarın da yiyeceğiz. Ondan sonra çorbalara geçeceğiz. Küçük bey yeterli. Hayır. Afiyet olsun. Bitti anneciğim. Afiyet olsun. Lütfen. Bitti. Afiyet olsun. Efe şimdi geldi. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Biberli ekmeğin yanına bir de şöyle yoğurtlu erişte yaptım. Üzerine de toz biberli yağ yaptım. Bugünün akşam yemeği de bu şekilde. Bize afiyet olsun.
Akşam yemeğimizi yedik, toparladık. Noyan'ı bir banyoya soktum. Biz yemeğe oturduktan sonra onu da mama sandalyesine oturtup kalan kabakla havucu onun önüne koydum. Biraz da BLV yapalım istedim. Onu da yaptıktan sonra onu güzelce bir duşa soktuk Efe'yle. O şimdi uyuyor. Ben de bize bir keyif kahvesi yaptım. Artık dinlenmeye geçiyorum. Ve bu videonun da burada sonuna geliyorum. Yarın annemler geliyor. Hemen yeni bir video başlatacağım. Umarım bu videomu keyifle izlemişsinizdir. Çünkü ben çekerken çok keyif aldım. Bana ve videoma zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı ve benim motivasyonum için bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı, ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.